Mevsim normallerinin, hatta mevsim normallerinin altında geçmesi bizim için çok büyük avantaj. İnşallah içme suyu anlamında da bu avantajı da suyu daha yoğun kullandığımız Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olumlu olarak yansıyacağını düşünüyoruz. Yine bütün tespit ettiğimiz bölgelerdeki çalışmalarımız devam etti. Bir de planladığımız çalışmalar var. İnşallah projelendirdiğimiz özellikle Barak İçme Suyu grubunda içme suyu temini için bu bölgedeki Fırat'tan besleyeceğimiz bölgeler için de proje çalışmalarımız arkasından da finansman ve inşallah ihale sürecini başlatacağız. Bugün de inşallah genel kurulumuzu... İl Başkan, değerli belediye başkanları, çok kıymetli meclis üyelerimiz. Ben de hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hüseyin Bey'in kaldığı yerden devam edelim. Aslında Karatamış bizim nüfus olarak en küçük ilçemiz. Yani 10 bin dersek yoksa aşağı yukarı ilimizin 250 deliği gibi. Ama özgür ağırlığı, gümrük kapısı, Karakamış'ın özgürlüğü nedeniyle hakikaten burada 8 yıldır yapılan çalışmalarda nüfusun oranından değil de Karakamış'ın özgür ağırlığına oranla daha özel çalışmalar yapıldı. Yani bizim nüfusa gelen İller Bankası'na ve merkezi paylardan gelen bütçeye oranlandığında olmasının belki 7-8 katın üzerinde harcama yapıldı. Çünkü Karakamış dediğim gibi hem bizim Serhat ilçemiz hem de çok ciddi bir ihtiyaçları vardı işin doğrusu. Özellikle altyapı anlamında dış finansman olaylarının geçmesi nedeniyle epey bir zaman gecikti ama girdiğimiz zaman şu an şehirde zaten şehrin tamamı şantiye halinde. Hüseyin Bey anlattı. Tüm altyapı çalışıyor, değişiyor. Bunun yanında hem içme suyu, kanal ve arıtma ile ilgili çalışma devam ederken de gazdaşla, enerji sayla, diğer altyapı kurumlarıyla da görüştük. En azından bundan sonra yapılacak olan bir yol kaplamasının yeniden bozulmaması anlamına buna paralel olarak diğer altyapı kurumlarıyla kuruluşları da çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah bittiği zaman bu yaz sezonunda altyapı ile ilgili işlerin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Arkasından yapılacak olan gerekli taşı, gerekli asfalt kaplamalar da en azından ömürlük olabilecek şekilde devam edecek. Karakamış dediğim gibi aslında 18 bin ton sıcak asfalt kullanarak 12 kilometre sıcak asfalt yol kaplaması yapmışız. Kazı yaparak kaza ekibinin hizmetine sunuldu. Gümrük kapısı Karakamış'ın diğer bir önemli kaynağı. Bu anlamda valiliğimizin ve bakanımızın destekleriyle. Değerli başkanlarım, bir başkanımız. Kıymetli daire başkanlarım, oğlu söylerim, ilçe başkanlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli mesulansıları ilçemize diyorum. Lafık Başkan'ın bayağı bir sunumundan sonra çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Ama ben de bir kez daha tekrarlamak istiyorum. İlçemizde yapılan yüzmeyavuzu, altyapı çalışmaları ve kırsal bölümlerimizde satı toplamaları, asfalt çalışmaları, ziyadesinde gümrük toplamasının yenilenmesi, şehrimizin adını verdiğimiz park ve ismini sağlamadığımız birçok hizmetlerimiz için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir'in kıymetli vermesine, başlayacağımızına sonsuz şükürler sunuyorum. İlçelerine diyor. Açıklama yaptım. İlçemizde Tevfik Küçükcan biliyorsunuz orası bu şekilde inşa edeceğini gösterdi. Onun adını verdiğimiz bir parkımızı yaptık. Dört tane ilçemizde kırsal mahallelerimizde taze evlerini tanımladık ve çevre güzel olmasına yapıp teslim ettik. Bizden önceki başkanımız sağ olsun inşaat çalışmalarını yapmıştı. Hala hazır bize daireleri bırakmıştı. Biz önemli satıp tekrardan uygulayan onun ihtiyacını karşılamak için inşaatımızı tanımladık. İlçe merkezimizde garaj sorunumuz vardı. 3 kilometrelik bir garaj inşa ettik. İlçemizde yeni şehit olan Cemil Bozkurt kardeşimizin anasına güzel bir şehitlik yaptık. Fırat kenarımızda bir çalışma yaptık. Sayın Efendimizin arkamda bilgisi var. Yardım kaldı. Biz bugün Latif Başkanı'yla arz ettik durumu. Tarihi görsel bir alan karşılama noktası ihaleye çıktı ve onun planının anlamında çok
sonraki görsel bizim rahatlığını planladığımız büyük şehrimizi ve desteğini anlatmayı planladığımız çalışmalar. Bu yorulmuşlarda bizim ilçemizde zaten Aykut'a olarak bir eksiğimiz kalmadı. Sağ olun. Yıl sonuna kadar bütün Aykut çalışmalarımız bu ihtimalle bitirebilirim ki arkadaşımız söylüyor. Onun dışında şehrimizin tüm etkisiyle yaptığımız çalışmada cadde ulanların çalışmaları var. Şehir bölgüsü. Ve büyük tekne değer sahnesini de bizim caddenin bir ön tarafında bir lojmanlarımız var. Ve bari benim de burada bir atölyeyle restorasyonla ilgili çalışmalar bulduğumuz atölye bari Rus tarafından da düzenlenen restorasyon yapılacak. Bu caddelerden de bahsediyorum. Şimdi bu lojmanların yıkılma durumu var ve şu anda içinde bir şekilde işgalciliği var. Biz o zaman da söyledik ve sağ olsun ön taraftaki caddeleri tamamen restore ediyor. Bir taraf kalıyor. Bu kumarısın zorunda kaybolmuş ilçemiz adına bir ortadan bir hattı da restore edilirse böyle bir çalışma planlıyoruz sayın bakanım. Tamam. Ben sana anlatayım. Ve Karkamış'ın tarihi görseli aslında çok farklı ve çok doğru tapacağını anlıyoruz. Aynı zamanda baktığımız bizim çarşı bile adlandırdığımız caddemizin üzerinde hem burada turistlerimiz rahat olacağı bir ortam, aynı zamanda konaklara gidecekleri bir ortam, aynı zamanda ilçemiz küçük olduğu için bizim bir restoranımız var ve bu projenin içinde hepsi mevcut arkadaşlar. Bu konuda Sayın Büyükşehir Mühendisinden, Sayın Efendimden biz rica ediyoruz. İlçemizle ilgili böyle bir çalışmaya bize destek verirse gerçekten uzun vadede planladığımız Kalkamış'ın Büyükşehir'in tarihi çok büyük bir doğru katacağı kanaatindeyim. Aynı zamanda kendimizin de yaptığı çalışma zaten bunu planlayacağı anlamındadır. Fırat kemeri zaten başlı başınadır. Görsel harikası olan. Aynı zamanda Şevkan'ın belediye başkanımızın bu konuda büyük bir çalışması var. 28 tane kanatlı yoldan orada nesli tükeniyor. Ve bunu büyük bir takvimde sergilemişti sağ olsun. O alanda şu anda bizim bu çalışmalarımızın sonucunda o da böyle o kanatlı alanları koruyabileceğimiz, insanların görselini sunabileceğimiz bir alan içerisinde olacak. Bir de Sayın Efendim, bizim Gaziantep'in sıcak günleri olmayan tek ilçe. Yerimizde hazır. Bizim ilçemizde gençlerimizi bu şekilde spor faaliyetlerinden faydalanmak anlamında ilçemizde bir stat çalışması olursa ilçe merkezimize zaten bir kısal mahallemizde bir stat çalışması sözü vardı. İlçe merkezimizde de böyle bir çalışma olabilirse bizlerimiz de hazırladık. İlçemiz minnettar olacaktır sizlere. Bizim Fırat kemerimiz var. Fırat kemerinde daha önce de söylemiştim. Balık çiftlikleri var. Bu balık çiftlikleri. Bölgenin büyüklüğü ne kadar? Efendim sen bakın. 10 bölüm metre kadar. 10 bölüm değil. 10 bölüm değil. Buna da çıkmış. Çıkmışta bakalım. Projemiz hazır sayın bakanım. Çıkmışta ne kadar? Yani arz ederim ben size onu. Sağ olun. Sayın bakanım, o kalınçı olarak kaybolmuş ilçesi olarak. Bu ne kadar ilçe ben de stabil yapımda zaten o sana düşünmek. Bizim ilçenin sınırları içerisinde balık çiftlikleri var arkadaşlar. Bu balık çiftliklerinin atıkları var. Atıklar aynı zamanda protein ve çok yüksek köpek protein numaraları üretiminde, imalatında önemli. Ve bunun için de sayın bakanım sizlerin destek istiyoruz. Hem kedi ve köpek
makinalarının şeyi var. Makine var ya, bir tane buraya da alalım. Evet, çok iyi olur. Hatta normal üretim tesisi diye adlandırdığımız alanın yan tarafına da bunu planize edebiliriz. Değerli başkanlarım, değerli meclis üyelerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, Karagamış'tayız. Hakikaten çok özel bir ilçe. Çok stratejik. Özellikle son dönemlerde yaşadıklarımıza baktığımız zaman benim 2014'ten sonra Karagamış'a ait çok özel anılarımız var. Bir Cevaplus'ta yaşadıklarımız var. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ama bunu yaşayanlar bilir. Hakikaten çok zor bir dönem geçti ve bize şunu gösterdi ki ilçe emniyetli değilse, ilçe güvenli değilse şurayı altınla da düşünsene bir şey ifade etmiyor. O yüzden Allah Mehmetciğimizden, hakikaten askerimizden razı olsun. Onların, Cumhurbaşkanımızın cesareti, hakikaten askerimizin büyük bir iradesiyle Cevaplus'ta yapılan çalışmayla birlikte güvenli hattı oluşturuldu. Hiç unutmuyorum, burada Ali Valim'le birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız bize biz dedi, Fırat Kalkanı'na başlıyoruz ama sizden 15 gün içinde burayla alakalı bütün altyapıyı tamamlamanızı istiyorum dedi. O sırada da komutanımız dedi ki başkanım bence siz gelmeseniz iyi olur dedi. Ya ben Filistin'e gittim. Ramallah'a gitmiş, Gazze'de çalışmış birisiyim. Burası bizim 10 kilometrelerde komşumuz. Bu dedim benim gitmem kesin gerekiyor ve gidip görmem gerekiyor. Hiç unutmuyorum. Evet. Hüseyin Bey yanımdaydı. Bütün arkadaşlarımızla bir gittik. Aman yarabbim. 80 kamyon temizlik yaptık. Kapkaranlık bir ilçe. DAEŞ'in bütün ağırlığı üzerinde korkunç bir manzara. İnsanlar korkusundan dükkanını açamıyor. Kadınlar pencereden bakıyor, el sallıyor, su yok, elektrik yok, yaşamıyor. Yok yok. 15 gün sonra tekrar geldiğimizde dükkanların açıldığını, ekmek kokulduğunu, ekmeğin kokulduğunu gördük. Hüseyin Bey'in mühendislerini 3 defa patlattılar. 2 tane arkadaşımız yaralandı. Bunu şunun için söylüyorum, burası çok mühim, burası bizim için çok kıymetli. Buranın güvenli olması lazım. Burada güvende değilse, burada emniyet yoksa, bizim şehrin, medeniyet şehri, kültür şehri, sanal şehri gibi o büyük hedefe ulaşmamız mümkün değil. O yüzden biz Karagamış'a baktığımız zaman, burayla alakalı yapılması gereken şeyleri çok önemsiyoruz. İstihdam bazlı, ihracat bazlı. Karagamış'ın yaşam kalitesini yükseltecek, vatandaş memnuniyetini artıracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şunu gördük ki, özellikle sosyal belediyecilikte insanı yaşat ki devlet yaşasında biz hiçbir ilçemizi hiçbir ilçemizden ayırt etmedik. Allah şahit. Hiçbir mahallemizi hiç mahallemizden ayırt etmedik. Hiçbir insanımızı hiçbir insanımızdan ayırt etmedik. Kurucu Aile Bakanı iken müsteşarımız ilk bana getirdiğinde dedim ki nerenin daha fazla ihtiyacı varsa o yer destek verilecek. Ayrımcılık yapılacak ama pozitif ayrımcılık yapılacak. Biz bu anlayışla buraya baktık. Bu dönem Nuh Başkanımız da geldiğimizde vallahi büyük bir köydü.